Elime geçen para yetmiyor bana. Bana hiç yetmiyor çünkü ben borcum var. Faturalar ödüyorum. Kirada işte tek başıma oturuyorum. 700 milyon falan veriyorum buraya. Yani ay başını getiremiyorum. Borçla borç kapatıyorum öyle yani. Getiremiyorum, yetmiyor bana. Bazen faturamı ödeyemiyorum, kapanıyor. Mesela telefon faturam olsun, elektrik faturam olsun. Bunları borçla alıp öyle yatırıyorum ki bir dahaki ay maaş aldığımda ödüyorum ama ay başı gelmeden tekrar işte böyle borç alıp borcumu ödüyorum böyle işte. 700 faturayla birlikte işte su elektrik falan derken 1 milyarı görüyor. Yemen içmen var, pazarım var. Ondan sonra telefon faturam var. Yemen içmen dışarı sigaram var, cartım var. Yani zor böyle kat payı şey yapıyorsun. Bir biriktirme yapamıyorsun. Bir kenara bir şey atamıyorsun. Böyle karın tokluğuyla çalışıyoruz işte. 2003'ten beri İstanbul'a geldim. Genç yaşlardayken, 13-14 yaşlarındayken buraya geldim işte. Şu anda 20 senedir buradayım, çalışıyorum. Yani 15 senedir falan, yaklaşık 17 senedir çalışıyorum. Ondan sonra bu ekonomi, her gün zamlarla karşı karşıya geliyoruz. Bu zamlar yani peşimizi bırakmıyor. Tam kendimizi düzeltirken ay işte asgari ücrette falan şey yapıyor da, zam yapıyor da boşuna yani. Ona yaptım ama ertesi gün her şeye zam oluyor. %35 mesela daha geçen ulaşıma geldi, şuraya geldi. Yani geçim zor oluyor ya böyle bu şartlar altında. Ya şu anda okulu bıraktım zaten. Buraya geldiğimde geçim sıkıntımız biraz şeydi de okulu bıraktım geldim. Ama şöyle bir şey. Meslek var önünde de mesleğin bir ayrı yok. Yani para gelmiyor. Para yok. Paranın bir değeri yok yani. Şöyle bir şey. Birkaç sene önce bir Berkiyar evinde bir 7-8 kişi kalıyordu. O zaman şöyle bir şey yetiyordu. Şimdi ben tek başıma kalıyorum. Bütün her şey benim sırtımda. Yani 2 gün işe gitmesem 10 gün geriye gidiyorum. Şimdi bana yetmiyor. Eskiden yetiyordu. Eskiden böyle bir evde 7-8 kişi kalıyordu. Kiraz hepsini ben vermiyordum. Mutfak masrafı ben karşılamıyordum. Yani yetiyordu. Şimdi yetmiyor. Kendimi geçinemiyorum aslında. Aileyi nasıl geçineyim ki? Yetmiyor. Evlendim diyelim. Çoluk çocuğa karıştım. Onu da bir de esra masrafı çıkıyor. Bunu nasıl karşılayabilirim? Tek başıma çalışsam hayatta ancak çalıştım eşimle birlikte. O da çalışırsa belki ucu ucuna kurtarırız. Bir de kira hiç olmaz. Hani ev senin değilse eğer. Kiradaysan hiç böyle bir belaya bulaşmam ben. 7'de ben iş başı yapıyorum. Burada 5.30'da falan kalkıyorum. Hani servise 6'da 6.30'da servise biniyorum. 7'de yani 7'ye çeyrek kala iş yerinde oluyorum. Ondan sonra 7'de iş başı yapıp 5'te paydos oluyor. Buraya gelene kadar 6 falan burada yemek yap, bulaşık yıka, ye, tekrar yıka, şey yap, burayı süpür temizle derken saat 8 oluyor. Yani tekrar yarını düşünüp yatıp işe gidiyoruz böyle. Yani bir kitap okumaya nerede baksa fırsat bulamıyoruz yani. Yani o derece yorgunsun çünkü sen yemeği yedikten sonra şurada oturdun hemen gözlerin kapanıyor yani. Yani fırsat bulamıyorsun, yorgunsun, bir kitap okuyamıyorsun, bir yere gidip dolaşamıyorsun, gezemiyorsun. O şartlar altında işte. Yani daha önce ödediğin fatura elektrik olsun mesela yani geçmiyordu. 30-35'i geçmiyordu. Şu anda ben tek kaldım halde yani 150'yi buluyordu, %90'ı buluyordu. Daha geçen sene %90'ı buluyordu. Şu anda hani fatura gelmesin diye sobayı yakmıyorum. Yani böyle soğuk yerde battaniye üzerime atıp öyle duruyorum. Yani soba bile yakmıyorum korkudan. Ya eskiden valla gidiyordum bir pazara gidiyorum yani nereden bakarsa bir 50 milyonluk bir şey alsaydım pazarda bana nerede bakarsa bir hafta yetecekti. Şimdiki bırak haftalı şey bir gün yani akşam yemeğim sadece 20-30 milyondan fazla gidiyor. Tek başıma olduğum halde. Yani her günde yumurta peynir yenmez. Yani diyelim ki iki çeşit yemek yapsam yani 30'u 40 rahat geçiyor tek başıma. Yani
her şey pahalı alamıyorsun. Bir domates kilosu 13 milyon olmuş ya. Geçen bir yemek yaptım dedim. Gerçekten yani yalan söylemiyorum, bir yemek yap. Tam 40-50 milyon param gitti. Yani tek başıma. Tamam, iki gün yiyebiliyorum ama sadece o kadar, başka yok yani. Tek kişilik melemen yani, alırsın 2-3 tane biber, 2 soğan alırsın. Fazla belki gitme o. 10-15'e kapatırsın yani, ekmekle, yoğurtla, melemen yani 10-15'e kapatırsın. Vallahi hiç dışarıda hiç denemedim ama dışarıda yersen daha pahalı olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum, hiç yemedim dışarıda. Ben normalde evde yiyorum, dışarıda yemek yemiyorum. En son çalıştığım iş yerinde bile farelerin içindeydi. Yani biz bunu daha önce patronlara dile getirdik. Bak, farelerle aynı yerde yemek yiyoruz falan. Sürekli tamam yaparım. Hiçbir şey yapmadı. En sonunda orada çıktım. Yani yediğim yemekler beni rahatsız ediyordu. Şu andaki iş yerinde bilmiyorum, beğeniyorum. Yemekleri güzel, beğeniyorum. Yani 6 çeşit yemek var. Yani en azından ben beğeniyorum. Yoksa diğer öbür işyerlerde hiç yemek güzel falan değildi. Ben daha önce yani mesleğim doğalgazdı. Ben inşaatta çalışıyordum. Yani az buz çalışmadım. Bir 8-9 sene çalıştım orada. Ama orada kaldığım koşullar çok zordu. Yattığımız yer olsun, yediğimiz yemekler olsun, çalıştığımız ortam olsun, tehlikesi. Yani sürekli tahta kurucuların içinde yaşıyordum. Bu bana alerji yapıyordu. Ben bunu hani sürekli hastanelere falan gidiyordum. Ondan sonra çalıştığımız ortam olsun, şey, tehlikesi çok vardı. Mesela bana en son çalıştığım iş yerinde zaten kaza da olmuştu. Şeyde biri düşmüş ölmüştü. Bana yani 40. katta bana şey olarak diyordu mesela. Bunu oradaki sorumlusu olan iskelenin dış platformun iskelenin üzerine git. Hani o an şeyinde yoktu. Emniyet kemeri yoktu bile. Bir iş yapılması gerekiyordu. Emniyet kemersiz gitmemi istedi. Ben de gidemiyorum. Gitmiyorsan hani burada ne arıyorsun, niye çalışıyorsun gibi şeylerle karşı karşıya geliyordu. Zaten yemeği hiç bahsetmeyelim. İnşaat yemeği siz de biliyorsunuz. Hep böcek var, şu var, bu var. Hiç de bir şey değildi yani. Ondandır. Bir ara verdim yani. Yoksa inşaat şeyini seviyorum. Şimdi ara verdim. Çalışmıyorum. Koşullar iyi değildir yani. Yani sadece benim için değil, bütün işçilerin durumu aynıdır. Hepsi berbat halde. Yani hepsi kimle konuşursan kiranı veremiyor, borç içindedir. Yani tahsitleri vardır, bankalara borçları vardır. Yani hepsi aynı yani. Hiç kimse farklı değildir. Ben mesela bir sürü arkadaşım var. Bankalara borçlu, evle, krediyle ev almışlar. Onları nasıl diyelim yani... 10 saat çalışırken 15 saatte mecbur bırakıyor. Mesai sürekli kendini mesailere bırakıyor. Ailelerini, çoluk çocuklarını görmüyor. Yani bir iki kuruş daha fazladan alayım. Yani çabalıp duruyorlar işte. Hepsi aşağı yukarı hepsi aynıdır yani. Yani bundan sonraki ben hayal kuramıyorum inan ki. Hani benim burada şöyle bir hayalim vardı. Ev alabilir miyim hayalinde çalışıyorum. Bu da bugün işte imkansız yani. Ev almak hani burada... bir yuva yapmaktı. Öyle bir hayalim vardı ama o hayale gittikçe uzaklaşıyorum.